15 Temmuz gecesinin en hareketli yerlerinden biriydi Genelkurmay Karargahı. O gece yaşananları bir üsteğmen anlattı. İfadeleri kan dondurdu. O karanlık gecede komuta katında yaşananları Genelkurmay Görüntü İzleme Merkezi'nde saniye saniye izledi üsteğmen Fahri Kafkas. İlk dikkatini çeken darbenin elebaşlarından Tümgeneral Dişli, Tuğgeneral Partigöç ve Genelkurmay Başkanı'nın yaveri Yarbay Levent Türkkan'ın sürekli konuşarak karargahta gezmesi oldu ve işte ardından yaşananlar. 25-30 kişilik özel kuvvetler ekibi katlara dağıldı. Genelkurmay Başkanımızın koruma ekibiyle basın ve halkla ilişkiler daire başkanı Tuğgeneral Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu gördüm. İlk başta tatbikat olduğunu düşündük. Ne olduğunu sorunca Partigöç yaklaşık bir haftadır komutanlarımızın güvenliğiyle ilgili duyumlar aldık. Hükümet tarafından tutuklanacağını duyduk. Onlardan önce hareket edip komutanlarımızı güvenli yere sevk edeceğiz. Genelkurmay Başkanımızın komuta katından tahliye edildiğini gördüm. Etrafı özel kuvvetler tarafından çevrelenmiş şekilde binadan çıktı. Elinde kepi ve montu vardı. Herhangi bir zorlama olmadı. Üsteğmen'in ifadesine göre darbeciler o akşam Akın Öztürk'ü de aradı. Komutanı Akıncı üstüne tahliye ettik, siz de oraya geçin dedi. Ve o kara cumanın sabahı. Gün ağardıktan sonra hasar tespiti yapmak üzere komuta katına gittim. Er ve erbaşları tahliye etmemiz gerektiğini düşündük. Bunun üzerine Genelkurmay'ın 5 nolu kapısına yaklaşık 1000 askeri yönlendirdik ve polisle koordineli tahliyelerini sağladık. Görüntüleme merkezindeki ekranlardan izledi bu görüntüleri üsteğmen Kafkas. Şu ana kadar görüntülerden bir iz ortada yok. Çünkü iddiaya göre darbeci askerler hard diskleri söküp tankların altında imha ettiler. O gecenin ardından karargahta yapılan aramada ilginç bir çanta bulundu. Bir odada yazıcının altına saklanan çantanın içi dolar doluydu ve içinde bir adet de tabanca vardı. Bu çantanın Tümgeneral Mehmet Dişli'ye ait olduğu ve kaçış planının bir parçası olduğu iddia edildi.